Hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda yine maalesef ki ülkemizde artık çok sık haberlerde görmeye başladığımız bir şiddet haberinin içeriğini canlandırmaya ve burada mağdur olan kişinin ne yapması gerektiği ve etrafındaki insanların da nasıl buna tepki verebileceğini teknik olarak anlatmaya çalışacağız. Fark ettiyseniz ülkemizde son zamanlarda dünyanın da birçok yerinde bu tarz işte kadın şiddeti olayları ya da farklı sebeplerle cinayet işleme, mail etme gibi olaylar çok sık oluyor. Kimse bizim başımıza gelmez demesin. Şurada tavla oynayan insanlar bile aslında olaydan bir haberken bir anda başlarında böyle bir olayla karşılaşabiliyorlar. O yüzden etrafınızda, aileniz, yakınınız ya da kendiniz bu şekilde bir olayın içinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Ve bu tarz eğitimler artık bu dünyada 21. yüzyılda herkesin ihtiyacı olan şeylerdir. Biz videoları çekmeye başladığımızda insanlar hep artık işte şu var, bu var, eskiden dövüş sanatları varmış, şimdi işe yaramaz gibi söylemler söylüyordu. Ama bu tarz olaylar gösteriyor ki aslında hala insanların kendini savunmaya çok büyük ihtiyacı var. Biz de bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Az önce videoyu izlediniz. Videoda bir tane kadın bir erkekten, elinde satır olan bir erkekten canını kurtarmak için kaçıyor. Belli ki kendisini savunabilecek herhangi bir yeterliğe sahip değil ve olayda tabii ki herkesin böyle bir olay içine düştüğünde yapacağı ilk şey gibi hayatını kurtarmak için kaçmaya başlıyor. Tavla oynayan birkaç tane dayı var videoda ve kişi yani mağdur olan taraf önce uzaklaşmaya çalışırken sonra oradaki insanların kendisine yardım edeceğini umarak bu insanların arkasına saklanıyor. Peki burada oturan insanlar savunmak için neler yapabilirdi? Bunları aşama aşama anlatmaya başlayalım. Birinci aşamada elinde satırla kadına saldırı yapmaya çalışan adamı uzaktan gördüğünde oturan kişilerden en az bir tanesinin arkadaşlar sandalyeyle müdahale etme olanağı mevcuttu. Ki böyle durumlarda eğer bir tarafın elinde kesici bir cisim varsa diğer tarafın mutlaka buna karşılık verebilecek, etrafındaki gördüğü şeylerden silah yapabilecek bir düşünceye sahip olması lazım. Civarda en yakın savunma aleti olarak kullanılabilecek şeylerden bir tanesi masadaki tavla, masanın kendisi ve üzerinde oturduğu sandalye. Bunlardan herhangi birini kullanarak ilk başta daha kadına atak yapamadan adam karşı koyma ihtimali vardı. Peki bunu nasıl yapar? Bunu göstermeye çalışalım. Saldırıya gidiyorum ve karşı taraf beni gördüğünde sandalyesini kaldırıp bu şekilde benim kadına ulaşmamı engelleyecek bir şekilde bana arada mesafe koyarak saldırımı durdurabilir arkadaşlar. Bunu yaparken şöyle düşünün, bu plastik bir sandalye dahi olsa 4 tane bacağı olduğu için ilk başta yapması gereken benim elimle atak yaptığım tarafa doğru bu sandalyeyle bir blok koymak. Burada benim, yani daha doğrusu bunu yapan kişiye benim saldırımın ulaşması çok zor arkadaşlar. Bu ne kadar uzun olursa olsun aradaki mesafe çok büyük olduğu için ve burada benim kolum sandalyenin herhangi bir yerine sıkıştığı için burada bu savunmayı yapan kişinin zarar görme ihtimali zor. Tabi burada bir detay var. Saldırganı bir şekilde etkisiz hale getirmek, onun cismini düşürmek ya da oradan hızlı bir şekilde kadını uzaklaştırmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bu atağı bu şekilde beklemeden sürekli adamın üzerine doğru giderek hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bir kez daha yapacak olursak, adam beni gördü, hatta oturduğu yerden tekrar yapalım. Zaten kadının arkasına saklandıktan birkaç saniye sonra geliyor ve kadın orada muhtemelen derdini anlatıyor. Yani ben işte öldürmeye çalışan biri var gibisinden.
Kişiler de bunu zaten biliyor ve en kötü ihtimalle zaten görüş alanının içerisinde olan kişi bunu elinde satır olan adamı görüyor. Ben üzerine gittiğimde kişi kaldırıp sandalyeyle arkadaşlar bu şekilde karşı koyabilir ve burada hala devam etme şansı var. Yani ben elimi çektim, tekrar geliyorum. Bir şekilde ileriye doğru atak yaptığında bana ciddi zarar verebilir ve zaten bizim gösterdiğimiz şekilde kilitlere de girebilirsiniz ki bu videolarda mantık vardır. Örneğin benim koluma bir kilit yaptığında şu kilitte onun kolu yerine artık kullandığı şey sandalyenin bir kolu arkadaşlar. Bu mantık olarak bunu anladığınızda elinizdeki herhangi bir şeyle de kilit yapabilirsiniz ve bu şekilde kişiyi uzaklaştırabilirsiniz. En iyi ihtimalle arkanıza saklanan kişi uzaklaşmak için fırsat bulur. Ufak bir detay arkadaşlar. Şimdi aklımda şöyle ya da böyle garip yorumlar yazanlar var. Onlara da cevap olsun. Şimdi burada ben müdahale normalde burada ben Sinan'a birazcık şey yapıyorum. Burada karşıdakinin elinde satır olduğu için burada benim vurmam gerekiyor. Ve her çektiğimde benim mesafeyi daraltmam gerekiyor. Bu hafif bir sandalye değil bu arada. Az önce bilerek şunu yaptım. Yani Sinan uzak. Burada Sinan anlatırken ağırlığı koluna verdim. Çünkü ki o genelde kahvelerde olan sandalyeler 4 tane çok hafif plastik. Üstüne bir tane tahta sunta. Şuraya bir tahta sunta. Ne yaptık? Her seferinde adam geriye bana bir daha müdahale yapmaya çalışıyor. Burada aman göğsüne gelsin yüzüne dikkat etmeye gerek yok. Çünkü niye? Yanlışlıkla gelme durumunda beni burada öldürme ihtimali var. Ne yapıyorum ben? Ben bir ucuyla bana onu uzatmaya çalışır mısın? Şu ucu da direkt adamın suratına girmesi gerekiyor. Şöyle düşünün. Niye? Bir cisim kullanıyorsanız, karşı öldürme niyetiniz varsa siz de ölümü göze almanız gerekiyor. Bu ya öleceğim ya öldüreceğim cinsi bir alet. Bıçak da aynı şekilde, silah da aynı şekilde. Ya bunu hiç kullanmayacaksınız, elinize almayacaksınız, birine saldırmayacaksınız. Ya da ya ben öleceğim ya karşı taraf ölecek tarzında kapıya girmeniz gerekiyor. Ne yaptık? Son olarak bir kere daha yapalım. Tabii bunun arkasına sadece bu müdahalenin esnasında tekmeler de atılabilir ki rakibi uzaklaştırmak için. Yani, ben burada engellendim. Şurada uzaklaştırmak için tekmeyi atıp sağlam bir vuruşla da kişiyi burada yatırabiliriz. Devamında bunu yapabiliriz. İkinci aşamada bu şekilde bir savunmayla saldırgan etkisiz hale getiremediyseniz yani artık olaya çok sonra vakıf olduysanız, anlamlandırabildiyseniz ki çünkü bu gibi durumlarda böyle ani gelişen durumlarda etraftaki insanlar da panik haline düşebilir. Elinde satır olan bir adamın yanınıza birine saldırması burada oturanları da hani ölüm korkusuyla panikletebilir ve eliniz ayağınız tutulmuş olabilir. Ama olaya artık yani burada biri birini öldürmeye çalışıyor düşüncesi geldiğinde ve ben buna bir şey yapmalıyım gibi bir düşünce aklınıza geldiğinde bu aşamada yapabileceğiniz bir şey daha var. Buradayım artık. Kadının buraya önümde saklandığını yani sizin kadın olduğunuzu düşünün kameranın olduğu açıda. Ben burada vurmaya çalışırken burada oturan ya da burada oturan ya da karşısında oturan kişi de yine savunma yapabilir. Arkadaşlar burada birkaç tane şey kullanabilir. Birincisi burada bir tavla var yani burada adam sallıyor. Tavlayı kaldırıp kişi hani bir eliyle kontrol edip kafasına kafasına. Hoca açılıyor kapanıyor. Açılsın kapansın. Yani köşesi bir kere kafaya oturdu mu? Birkaç kere vurduğunuzda burası zaten etkisiz hale gelir. Bunu direkt koluna da vurabilirim. Yani adam salladığında direkt koluna vurup bu aleti düşürmeye çalışabilirim. Sonrasında yine içeri girebilirim. Bu bir ihtimal. İkincisi, yine salladığında hiçbir şey bilmiyorsun. Ben buraya sarılırım. Adam bana yumruk atıyor. Herhalde ki teknik bilgi olarak hani attırmam da 4 tane adam oturuyor orada. Ya herkesin karısı, kızı, çocuğu, çoluğu var. Yani birisi de diğer kolunu tutar diye düşünerek buraya yakalarım. Bunu bana kesemez mi? Ben buraya sağlam sarıldığımda çekemez. Elini değiştirmeye çalışırsa ben buradan sağlam bir vuruşla ki diğer elde yüzüme gelmeye çalışsa normalde bilen bir adam bunu çok rahat kontrol edebilir. İkinci şey de bu arkadaşlar. Biz bir kişi üzerinden anlattık. Burada 4 kişi bu sandalyeyi kaldırıp adamın üstüne inse orada bunu böyle ezerler. Ya da hepsi hiç bilmiyorsa adamın bir yerini tutsa yine kişiyi etkisiz hale getirebilirlerdi. Yani bir tane Ankara'da video vardı. Polisler saldırıyı kontrol edemiyorlar. Sinan ufak bir kesit ya da bir görsel bulursam koysun oraya. Atayım onu. En son bilmedikleri için adamı böyle bunu yakıp kaldırıp götürüyorlardı. Öyle bir şey bile yapılabilir yani. Ve asıl burada müdahaleden daha ziyade
Milletçek şunu yapmamız gerekiyor. Yani Sinan burada dayaklıyor, 4-5 kişi dövüyor. E ben karışmam, niye bana bir zarar gelmiyor? E bu kafa her yerde oluyor. Sonra ne oluyor? E birine bir adaletsiz bir şey oluyor. Ama anne karışayım, bana da bir şey olur. E ona zarar geliyor, ben çekileyim. Ondan sonra bana gelince bana yardım edecek kimse kalmıyor. Milletçek, hani biraz duyarlı olmamız gerekiyor. Birine zarar geldiğinde bu adli olabilir. Fiziki bir şiddet olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Herkesin o olaya müdahil olması gerekiyor ki, yani milletçe birbirimizi korumamız gerekiyor. Yeni nesilde bu var. Hani hemen birbirlerini böyle çok güzel tutuyorlar. Eski nesil herkes böyle kıçını dönüp birbirine aman bana dokunmuyor kafası var tabii geneli. Herkesi de bu şeyin içine koymak istemiyorum. Eğitimle düzelir arkadaşlar bu ve empatiyle. Kitap okuyan insan empati yapmayı bilir. Onun için bol bol kitap okuyun. Nasıl empati yapmayı bilir kitap okuyan insan? Ya her açtığınızda bir karakterin yerine kendinizi koyarsınız ve o romanı siz yaşarsınız. Onun için empati yapmayı kitap okuyarak öğrenebilir yeni nesil. Yani velilerde okuma alışkanlığı yoksa çocuğuna yaptırsın bari yani. Ve okumuyorsa bile açsın yarım saat böyle kitaba baksın. Çocuk okuyor zannetsin. Hani yalan oluyor ama. Adam hiç hayatında okumamıştır. Bari çocuğuna bulaşsın diye hani okuyormuş gibi böyle numaradan yanına geç, çocuğa ön ayak ol. Hani bu şekilde yeni nesli güzel yetiştirmeye çalışalım. Benim diyeceklerim bu kadar. Böyle şeyleri de hiç sevmiyorum yani. Ben de ekleyeyim bir iki bir şey. Arkadaşlar bu gibi durumlarda yani belki hayatınızın hiçbir evresinde karşılaşmayabilirsiniz. Belki de yaşadığınız ortam, arkadaş çevrenizden dolayı sürekli böyle bir ortam içinde kendinizi bulabilirsiniz. Kendiniz olmasa bile etrafınızda yakın dostlarınızdan, ailenizden birileri böyle bir duruma düşebilir. O yüzden insanların yani hobilerin arasında bu tarz savunma sanatlarında en azından hayatlarının bir kısmında en azından bir süre yani bir fikir sahibi olacak kadar bile olsa gitmeleri, veliler için çocuklarını bu şekilde göndermeleri ne kadar önemli. Zaten bunu bu şekilde olaylarda görüyorsunuz. İnsanlar savunmasız bir şekilde kalıyor ve sonu ölümle bitiyor. O yüzden hiç bunlarla ilgili bir fikriniz yok, hiç imkanınız yoksa bu şekilde videolar izleyip en azından böyle bir durumda ne yapılabilir diyeyim aklınıza gelirse belki kendi hayatınızı, belki başkasının hayatını kurtarma şansınız da mevcut olur. O yüzden bu tarz olayların hiç yaşanmaması dileğiyle ama bu da hayatın bir gerçeği. Dolayısıyla kendinizi geliştirme ümidiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.